Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anahtarlık olarak yapacağım örgü çantanın tarifini göstereceğim. Bunun için gerekli malzemelerimiz şu kısımda kullandığımız boncuk veya düğme şeklinde sizin tercihiniz size kalmış. İster boncuk ister düğme kullanabilirsiniz ya da farklı bir aksesuarda kullanabilirsiniz. İp olarak orta kalınlıkta bir ip tercih edin. Çok ince ya da çok kalın olmasın. Kalın olursa şuralar, şu kısımları bükeceğimiz için bizi zorlayacaktır. Hani orta kalınlıkta olmasını bunun için istiyorum. İpimizin kalınlığına göre de arkadaşlar tığımızı ayarlayalım. Tığımızın kalınlığı da hani önemli. Şimdi ilk başlayalım. Başlama kısmımızda şu şekilde parmağımızla dolayıp, diğer videolarımda göstermiştim sizlere, sihirli halkamızı oluşturacağız. Şuradan şu şekilde geçirip ipimizi bu şekilde sabitliyorduk. Parmağımızdan çıkaralım. Bu şekilde sabitliyorduk hatırlarsanız. Şu şekilde. İkinci bir tercih olarak bunu yapamıyorum. Hani zorlanıyorum diyorsanız, şuradan şu şekilde baş parmağınıza doladıktan sonra şu şekilde şöyle rahatlıkla çıkarıp tutup buradan da bu şekilde sabitleyebilirsiniz. Ben hazır sabitlemişken devam edeyim. Şimdi şununla birlikte 6 tane halkamızın içerisine sık iğne dolduracağız. Şunu da sayıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Bunu yaptıktan sonra şuradaki ipi tutup çekelim ve halkamızı daraltalım. Buradan sonraki aşama halkamızı kapatmak için ilk baştaki deliğin başına batıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Çıkarmadan önce şuradaki ipimizi alalım ve iç kısımda saklayacağız. Dışarıda çirkin bir görüntüsü olmasın. Şimdi devam edelim. Aynı yere bir kez daha batıyoruz. Bu sıramızda yapmamız gereken her bir deliğe ikişer defa sık iğne yapacağız. Şimdi ikinci sıramızı oluşturduktan sonra başa dönmekte başı kaçırıyorum diyorsanız arkadaşlar şuradan farklı bir ip alıp şu kısma geçirin ve sabitleyin bunu parmağınızla. Tekrardan devam edelim üçüncü halka için. Buradan üçüncü sıraya geçtik. Bunun için de yapmamız gereken her bir deliğe yine bir tane battım birinci deliğe. İkinci deliğe de iki defa batıyorum. Yani 1 2 1 2 şeklinde üçüncü sıramızı da oluşturacağız. Şimdi tekrardan başa geldik. Her başa geldiğimizde şurada en sondaki deliğe her zaman iki defa batmış olacağız. Buna dikkat edelim. Eğer buraya bir defa batıyorsanız şu sırayı oluştururken hata yapmışsınızdır arkadaşlar. Ona dikkat edelim. İpimizi tekrardan çekip buraya sabitleyelim. Şimdi üçüncü sıramızda ilk iki deliğe tek batıp bir sık iğne doldurup üçüncü deliğe iki tane sık iğne dolduracağız. Sıra sonuna kadar yine bu şekilde devam ediyoruz.
Şimdi kontrol edelim ki yanlış olmasın. Sıra sonuna geldik ve yine fark ettiyseniz son sıramızda, son delikte iki defa batmış olduk. Şimdi burada bir şey fark etmiş olmalısınız. Altıgen aslında çantamızın taban kısmında bir altıgen oluşacak. Dördüncü sıramızda da bu son sıramız olacak. Şimdi 3 deliğe tek batıp dördüncü deliğe 2 kere batacağız. İlk 3 deliğe bir tane sık iğne yapıp dördüncü deliğe burada 2 tane sık iğne ile dolduruyoruz. Yine sıra sonuna kadar. Bu şekilde oluşturduk çantamızın taban kısmını. Şu ipimizi alıp devam edelim. Burada yapacağımız işlem her bir deliğe birer tane sık iğne doldurmak ve 30 tane toplamda sık iğnemiz bulunacak. Evet, toplamda 30 tane sık iğne yaptık. Şimdi tekrardan devam ediyoruz sık iğnemize. Bunu bu şekilde farklı bir işlem yapmadan devam edeceğiz. Bunu arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu bize doğru gelen kısmını dışa doğru çevirip şu şekilde çantamızın dış kısmı, taban kısmı bu şekilde oluşmuş oluyor. Şuradaki ipi de tekrardan aldım ki bu ipten sonra arkadaşlar sık iğneye devam ediyoruz. Çantamızın gövde kısmını oluşturmak için bu ipten sonra 10 tane şu şekilde sayıp 1, 2, 3, 4 şeklinde sayıp 10 tane sık iğneye devam edeceğiz. Şimdi bunu oluşturduk ve devam ediyoruz. Şuradan hatta tekrardan bir sayalım sizle birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yaptık. 10 tane sık iğnemizden sonra kesme işlemimizi uygulayacağız ve çantamızın gövde kısmını bitirmiş bulunacağız. Kesme işlemi de şu şekilde. Devam edelim. Hatta şunu da ipimizi buradan çıkarıp şuraya yapalım ki başa döndüğümüzü tekrardan anlayalım, kaçırmayalım. Şu şekilde. Başa döndük ve bunu artık keselim. Şu ipimizi
İç kısmı alalım ki arkadaşlar dışarıda durmasın. Evet, gövde kısmını oluşturduktan sonra kapak kısmına başlayabiliriz. Bunun için tekrardan ipimizi alıyoruz. 6 tane zincir çekeceğiz ilk başta. Bir, üç, dört, beş, altı. İlk baştakini saymıyoruz. Şuradan iki tane zinciri boş bırakıp üçüncü zincire batıp sık iğne ile tekrardan dolduracağız. Burada bir, iki, üç, dört tane sık iğnemiz bulunacak. Bunu yaptıktan sonra dördüncü yere battığımız deliğe arkadaşlar dört tane daha sık iğne yapıyoruz. Ve devam ediyoruz bir sonraki delikten. Bu kısımda da 4 tane sık iğnemiz bulunacak. Şu ipi de içeriye saklamış olduk ki tekrar yine dışarıda kalmasın diye. 4 tane yaptıktan sonra şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4 tane yaptık. Bir zincir çekip döndürdük. Ve devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne yaptık. Şu dönerkenki kısımda 3 tane delik var. Bunların her birine 2'şer tane batıyoruz ve toplamda 6 tane sık iğne elde etmiş oluyoruz. Bir sonraki deliğe geldik. 1, bu 2, 3, 4 ve 5. Yine bir zincir çekip devam edelim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Yaptıktan sonra bir sonraki deliklere 1, 2, 1, 2 şeklinde sık iğne ile dolduracağız. 6 tane sık iğneden sonra 5 tane sık iğneden sonra 1, 2, aynı deliğe battım. 3. Bir sonraki delikte bir tane, 4, bir sonraki delikte 2 tane, 5, aynı delik, 6, 7, 8, 9 ve toplamda 10 tane, dönerken 10 tane sık iğne elde etmiş olduk. 1, 2, 3, 4. Şimdi kapak kısmı da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Buradaki yapacağımız işlem kenar kısmından devam ediyoruz.
deliklere batarak en son kez şu kısımda şu şekilde çektik. Şimdi burada yapacağımız işlem, kesme işlemi, 8 tane burada kesme işlemini uyguluyoruz. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8. Buradan sonra 6 tane zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Bir tane boşluk bırakıp diğerine batıyoruz ve şu şekilde yine çektik. Devam edelim. Ayalım. Buraya 8 tane, buraya 8 tane gelecek şekilde yapalım. Çantamızı tekrardan, pardon, gövde kısmını tekrardan alalım ve birleştirme işlemine bu şekilde başlayalım. Şu şekilde tekrardan çekmeye çalışalım. Şimdi devam edelim. Daha sabit duracaktır. Gövde kısmı ile kapak kısmını bu şekilde birleştirmiş olduk. Şu şekilde göstereyim. Şimdi burada 6 tane zincir çekiyoruz. Devam edelim. Altı tane zincirimizi çektik ve şuraya batalım. Kapak kısmına batıyoruz arkadaşlar. Hatta şu görüntüyü verelim. İlk başta şuradan gövde kısmından bir tane alıp bir tane de kapak kısmından tutturup ikisini bir çekmeye çalışalım şu şekilde. Yani şuradaki işlem şurada da görünmüş oldu. Bir tane zincir çekelim. Dönelim ve buraya 9 tane sık iğne, şu kısma 9 tane sık iğne yapalım. Dokuz tane sık iğnemizi oluşturduk ve artık bunu bitirelim arkadaşlar. Şuradan çekelim. Şuradaki ip kısmımızı tekrardan saklayalım. Gördüğünüz gibi kapağımızı sabitlemiş olduk. Bu şekilde.
Şunu şu şekilde geçirdik. Şuradan görünmeyen kısımdan çekmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi ipimizi içeriye aktarmış olduk bu sayede. Bu işlemimiz tamam. Şimdi tekrardan ipimizi alalım. Buradan şu kadar bir boşluk bırakıp ipimizi sabitledikten sonra 11 tane zincir çekelim. bir tane zincir çektik. Hatta 12 tane yapalım. Ve dönüp bütün zincirleri sık iğne ile dolduralım. Bu çantamızın kol kısmı olacak. Arkadaşlar bundan 2 tane yapacağız. Ve aynı şekilde yine boşluk bırakıp ipimizi keselim. Zaman kaybetmemek için ben bundan bir tane daha yapmıştım önceden. Şimdi bunları sabitleyeceğiz çantamıza. Bunun için çantamızın arka kısmını çevirip şu kısımla şu iki kısmın tam orta kısmını bulacağız. Şuradan şu şekilde tığımızı şu şekilde geçirip bunu ben şöyle göstereyim. Şu şekilde sabitlemeye çalışacağım. Dilerseniz bunu ben şu şekilde ikisini bir tutup sabitleyeceğim. Dilerseniz bunu şu şekilde ayrı ayrı da sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde de olabilir. Şu şekilde de olabilir. Şimdi ben ipimi aldım. Şu içe gelecek kısımdaki ipi tutup içeriye çektim. Şimdi bir sonraki delikten de diğer ipimi çekmeye çalışacağım. Aynı işlemi diğerinde de uygulayalım şimdi. Bu şekilde ortaladıktan sonra şunları bir sabitleyelim. Tek tek bağlayalım şunları. Şimdi şu ikisini biraz kısaltalım. Şu diğer kısımlarını kısaltmadım. Bunları şuradakileri sabitlemek için kullanacağım. Gördüğünüz gibi bunu da bu şekilde sabitledik. Ve son işlem olarak arkadaşlar, buraya bir tane boncuk, ben düğme kullanacağım ve ipimizi çekeceğiz. Şimdi düğmeyi aldım.
Tam gelecek yere hesapladım. Şu ikini buraya düğmemi sabitliyorum. Evet arkadaşlar, bu işlemden sonra yapmamız gereken şu kısımları büküp eşit bir şekilde bükmeye gayret edelim. Şu şekilde büküp çantamızı oluşturacağız. Gördüğünüz gibi hemen aldık ipimizi. Şuradan geçirdik. Tuttuk. Ve şu kısımdan çıkardık. Tekrardan şuradan iki sıra bırakıp şuradan çıkardık. Bunu farklı şekilde de yaparsınız arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız ipi geçirme kısmını tuttunuz ve şuradan yine şu şekilde şekilde çıkardık. Bunu keselim. Şu kısımları da bağladıktan sonra işlemimizi tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi şirin bir çanta elde etmiş olduk. İsterseniz bu çantayı hem kendiniz kullanabilirsiniz arkadaşlar, hem de sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.